Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des 100 verbe, le plus utilisé en français yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Daha önce Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili bir videoda çalışmıştık. Yani sıralamalarına bakmıştık, aldıkları prepozisyonlara, edatlara bakmıştık ve mantıklarından bahsetmiştik. Şimdi o videoda listesini çıkarttığımız fiillerin en çok karşınıza çıkacak, en çok kullanılan çekimlerini çalışıyoruz. Altıncı videodayız ve pouvoir fiilini çalışıyoruz. Pouvoir, ebilmek demek. Pouvoir fiilini prezanda, le passé composé de, le plus que parfait, le futur simple, l'imparatif présent Le subjonctif présent ve le conditionnel présent'da çekeceğiz ve telaffuzlarına bakacağız. Türkçeye hangi karşılıkları verir, onlara bakacağız. Burada anlattığım zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison fiil çekimi demek. La prononciation ise telaffuz demek. La conjugaison e la prononciation de verb fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Serinin 6. videosunda pouvoir'ı çalışıyoruz. Puvar ebilmek demek. Puvar fiilini önce prezanda çekeceğiz. Présent Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Le passé composé çekimine bakacağız. Yani dili geçmiş zaman. parfait çekimini çalışacağız. Geçmişte süren zaman diyorum ben. Farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. Emparfe geçmişte başlayan ve biten süreci anlatan bir zaman. Mesela o yıllarda biz İzmir'de oturuyorduk dersem o cümlede oturmak ikamet etmek fiilini emparfe'de çekmiş oluruz. Le plus que parfe mişli geçmiş zaman demek, future simple basit düz gelecek zaman, imperative present emir kipi, kipler zaman değildir ee, ancak zamanlara göre çekimleri vardır. Bakın present dediğimize göre imperatifin yani emir kipinin pas çekimi de var. Imperative present konusunu detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var. Ve subjunctive present Dilek istek kipi Le conditionnel présent koşul şart kipi. Pouvoir fiilinin present çekimiyle başlayalım. Present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor diye bir önceki sayfada söylemiştim. Fiil şu şekilde çekiliyor. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Şimdi tekrar okuyalım. Bu sefer ses nerede bitiyor? Ona bakalım. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Bir defa daha okuyalım. Siz tekrar edin. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, El Şimdi je şahıs zamiri üzerinden Türkçe'ye nasıl bir karşılık verir ona bakalım. Şimdi bir fiille birleştirmemiz lazım bu var. Mesela jöpü peux aller olsun. Türkçe'ye ben gidebilirim karşılığını verir. Bakın şurada ebinmek karşılığı var. Şimdi passé composé çekimine bakalım. Passé composé dili geçmiş zaman. Türkçedeki amcam İzmir'den geldi cümlesinin zamanı dili geçmiş zaman. Şu şekilde okuyoruz. J'ai pu, tu as pu, il a pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu, elles ont pu. Ses aynı yerde bittiği için hepsinde ses şurada bitiyor diye işaretleyemeyiz. Ama liaison var mı ona bakabiliriz. J'ai pu, tu as pu, il a pu, elle pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu, elles ont pu. Şimdi buradaki liaison, önce onu yazalım. Liaison ulama demek, yani iki tane sesin birleştirilmesi pouvoir fiili passé composé'de avoir fiilinin present çekimi yardımıyla oluşturuluyor. Yanında da pouvoir fiilinin partisi passé'si var. O da pu. Hemen yanında en parfait çekimi var. En parfait geçmişte süren zaman. Şöyle okuyoruz. Je pouvais tu pouvais il pouvait elle pouvait nous pouvions vous pouviez il pouvait elle pouvait c'est n'est-ce Je pouvais tu pouvais il pouvait elle pouvait nous pouvions vous pouviez il pouvait elle pouvait maintenant ben je pouvais tu pouvais il pouvait, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, elle pouvait. Bunlar da Türkçe'ye nasıl karşılık verir ona da bakalım. Yine alle fiili birleştirelim. Je pu alle dersek ben gidebildim karşılığını Türkçe'ye verir. Diğer şahıs amirleri için buradan hareketle akıl yürütebilirsiniz. En parfe çekimi için yine elle fiilini alalım. Je ve elle dersek ben gidebiliyordum. Ya da ben gidebilirdim gibi bir karşılığı Türkçe'ye verir. Gelelim plus que parfe çekimine. Yani mişli geçmiş zaman çekimleri şu şekilde j'avais pu Tu avais pu, il avait pu, elle avait pu, nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu. Ses yine aynı şekilde bitiyor ama bakın burada nous avions pu derken vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu derken liaison var. Şöyle yazalım liaison ulama diye plus oluştururken yine avoir fiilini kullandık ama bu sefer en çekimini kullandık. Avoir à diye yazalım şöyle. Yanına da yine puvarın participe passé'si pu pü'yü ekledik. Bir defa daha okuyalım. Siz tekrar edin. J'avais pu, tu avais pu, il avait pu, elle avait pu. Nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu. Şimdi yine je şahıs zamiri üzerinden ve alle fiilinden de yardım alarak Türkçe'ye nasıl bir karşılık verir ona bakalım. Ben gidebilmiştim karşılığını Türkçe'ye verir. Haydi devam edelim. Who var fiilinin şimdi future çekimine bakalım. Future simple, basit, düz, gelecek zaman. Şöyle yazalım. Şöyle çekiyoruz. Je pourra, tu pourra, il pourra, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, il pourront, elle pourront. Ses nerede bitiyor ona bakalım. Tekrar okuyalım. Je pourrai, tu pourras, il pourra, El purra, nous pourrons, vous pourrez, il pourra, elle pourra. Şimdi ben okuyayım siz tekrar edin. Je pourrai, tu pourras, il pourra, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, il pourra, elle pourra. Türkçe'ye nasıl bir karşılık verir? Yine alle fiilinden yardım alalım. Türkçe'ye ben gidebileceğim karşılığını verir. Gelelim pouvoirın imperatif present çekimine. Şimdi imperatif present imperatif emir kipi demek. Emir kipinin present çekimi diye düşünebilirsiniz. Puvar fiilinin emir kipi çekimi yok arkadaşlar. O zaman subjunctive present'a bakalım. Yani istek, dilek kipi. İstek dilek kipi çekimlerinin başında bir tane kö var. Cümle içinde o şekilde ayırabilirsiniz. Öncesinde de isterim ki dilerim ki gibi temel olarak bir giriş olması lazım. Çekimi şöyle gidiyor. Que je Kötü que tu puisse Kel puisse qu'elle puisse que nous puissions que vous puissiez qu'il puisse qu'elle puisse tekrar okuyalım ses nerede bitiyor ona bakalım que je puisse que tu puisses qu'il puisse qu'elle puisse que nous puissions que vous puissiez qu'il puisse qu'elle puisse qu quel yine Türkçe'ye ne karşılık verir ona bakalım alle fiilinden yardım alalım şurada yazalım Türkçe köşe piselle dersek ben Gidebileyim Gibi bir karşılık verir Gelelim kondisyonel prezan çekimine Kondisyonel prezan koşul şart kipi Cümle içinde ya politez nezaket ile bir şey söylemek için ya da Si cümlelerinde kullanırız si eğer demek Şöyle çekeriz Je pourrais tu pourrais il pourrait elle pourrait nous pourrions vous pourriez il pourrait elle pourrait Şimdi tekrar okuyalım hem de ses nerede bitiyor ona bakalım. Je pourrais tu pourrais il pourrait elle pourrait nous pourrions vous pourriez il pourrait elle pourrait Türkçe'ye nasıl bir karşılık verir onu yazalım. Je pourrais dersek Türkçe'ye ben gidebilirdim karşılığını verir. Şimdi ben okuyayım siz tekrar edin. Je pourrais, tu pourrais, il pourrais, elle pourrait, pour nous pourrions, vous pourriez, elle pourrait, El pour re Size bir tane de ipucu söyleyeyim tam burada Şimdi Kondisyonel present çekimini nasıl oluşturuyoruz Bakın sonlarında ne var Ais Ais Ait Ait Ions Iez Ayent Ayent Bunlar Enperfektir Peki Diğer kısmı nereye benziyor bakın futur sample'e benziyor. Demek ki biz l'futur samplin radikalini yani kökünü alırsak ve yanına da en parfait çekim eklerini eklersek kondisyonel présent oluşturuyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi futur samplin je çekimi şöyle. Je diye. Şu kısmı attığımızı düşünün. Sonuna da je şahıs zamiri için ais en parfait çekim ekini eklediğimizi düşünün. O zaman je pour je diye kondisyonel present çekimini buluruz. Bu basit bir ipucu aklınızda dursun. Zaten daha sonra kondisyonellerin tamamını çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video videonun sonu. Pouvoir fiilinin yani ebilmek fiilinin en çok kullandığımız, en çok karşınıza çıkacak zamanlarda kiplerde çekimlerini çalıştık. Serinin ismi La Conjugaison e des Verbes les plus -le utilisés -le -le -e en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.